Korona döneminde Türk yönetimini nasıl buluyorsunuz? İnsanların çok şey yaptığını düşünmüyorum ben. Fazla taktıklarını düşünmüyorum. Hani şu an maske takıyor olabiliriz ama her an herkes yani böyle yapıyor. O yüzden çok şey olduğunu düşünmüyorum. Kimse uymuyor yani. Arkadaşımla mesela biz daha yeni sarıldık. Yani biz bile uymadık. Çoğu insan da uymuyor zaten. Tramvaylar dediğim gibi sosyal mesafe diyorlardı. Alakası yok. Herkes birbiriyle iç içe. Ben çok bir şey değiştiğini düşünmüyorum. Vallahi şu anda iyi yani, anladın mı? Bazı ülkelerde kaç tane ölü var. Burada hani kafelerimiz açıldı çok şükür. Lokantalarımız açıldı, çaycanlarımız açıldı. Yani Türkiye için bir şey diyemiyorum. Yaş itibariyle yasağımız yeni kalktı. Sokağa da yeni çıkıyoruz. 2-3 aydır evdeyiz. Ama toplum sosyal mesafeye, maskeye uyuyor mu? Orasında pek açıkçası bir şey söyleyecek durumda değilim. Kendi açımdan da söylüyorum. Yani insan ister istemez rahatsız oluyor. Vallahi %70-%80 uyum var diye biliyorum. Ha biraz tabii sorumsuzlar da var. Yok değil yani, evet. Sanki bana göre %70-%80 uyum var. Bu şekilde görüyorum. Türkiye yönetimi çok güzel. Genel Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı durumlarda yani diğer ondan sonra ne bileyim Sağlık Bakanımızın aldığı tedbirlerden dolayı çok güzel yani. Vallahi güzel. İşte iyiye doğru gidiyor yani. Allah'ım bu hükümetimize zeval vermesin. Birine 1000 versin. Kurban oldum Allah'ım. Yani bulunacak bir adam değil. Şu an iyi durumdayız. Bütün Avrupalar gözü Türkiye'de. Türkiye'yi dağıtmaya çalışıyorlar, yıkmaya çalışıyorlar. Kurban oldum Allah'ım bize yardım ediyor. Bizim hükümetimiz de onlara karşı geliyor. İnşallah 2023'ten sonra bu Türkiye daha bir bambaşka Türkiye olacak. O Türkiye'ye göz dikenlerin Allah'ım bir türlü belalarını versin. Onlar var ya namussuz adamlar. Osmanlı Devleti'nde bizim böyle gücümüzle, bilek gücüyle zorla aldığımız yerleri şimdi oyununa almaya çalışıyorlar. Bu adamlar namussuz adamlar. Allah'ım onların belasını versin. Bizden uzak tutsun. İnşallah onlar var ya Allah'ım cezalandıracak onları. Kurban oldum Allah'ım cezalandıracak. Türkiye'ye yapmadığı kalmadı oğlum. Darbe yaptırdılar. Şap hastalığı dediler. Kuş gribi dediler. Şimdi de bu koronavirüs dediler. Ama bizim Türkiye onlara karşı gelmiyor. Gelmek istemiyor. Niye? Onlar din imanı yok. Namussuz adamlar. Çünkü o adamlara muhatap olmak istemiyor. Bizim başbakanımız akıllı adam. Atatürk'ten sonra İkinci adam. İkinci adam. Atatürk'ten sonra. Allah'ım bu adama uzun uzun ömürler versin. Kurban oldum Allah'ım yokluğunu vermesin oğlum. Çok iyi gündeyiz. Çok rahatız. İnan eskinin padişahından daha rahatız oğlum. Allah'a çok şükür. Bir şükür. Her şeyimiz var. Yememiz, içmemiz, solumuz, çocuğumuz, huzurumuz. Her şeyimiz güzel. Ama takıp da bu hükümete şunu yapıyor, şöyle yapıyor, şöyle yanlışı var desek günah ya. O kadar Allah var oğlum. Allah'a kurban olayım. İnşallah bu adam bize birkaç dönem daha başbakanlık yapar. Zaten 2023'ten sonra biz o Amerika'ya böyle elimizi tersine itecek, rest çekecek. Şu an füzelerimiz yeterli değil. Eğer çok füzemiz olsa biz Amerika'ya şimdiden hadi diyecek de yok. Oyalayacak, sabredecek. İşi rast kessin. İnşallah çok sürmeyecek. 2023'ten sonra bizim daha önceki hükümetimizin bir yanlışları olmuş. Onlar inşallah bitecek. 2023'ten sonra biz petrolümüzle çıkaracağız. İnşallah her şeyimiz düzelecek. Dört dörtlük olacak. İnşallah huzurlu olacak oğlum. Allah'ım kurban olayım Allah'ım. Şu günümüzü anlatmasın. Allah'ım şu virüs hastalığında bir an evvel başımızdan yok eylesin inşallah. Herkes işine gücüne baksın oğlum. Çok iyi bir şey. Yerinde olan bir konu. İnsanları güzel evde istirahat ettirdi. Dağılmasını önledi. Çok iyi bir şey. Bunun dışında daha bir şey düşünmek yanlış olur. Gayet güzeldi. Yani Türk yönetimi biraz nasıl özverili değil de biraz daha geriden gelen bir ülke olarak düşünüyorum.
Çünkü ilk başta zaten önlem bayağı bir alınsaydı buraya gelmezdik yani, bu durum olmazdı. Böyle düşünüyorum yani sadece. Yani şu an tedbirler oldukça sıkı, güzel. Her şeyden memnunuz ama birazcık yasakların kalkması lazım. Çünkü dışarıdan mahrum kaldık. Vallahi biz 20 yaşından küçük olduğumuzdan dolayı sık sık yasaklar verdiklerinden dolayı yani bol bol sıkılıyoruz. Evde ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Sürekli polisler falan, korkusundan çıkamıyoruz. Yani iyi buluyorum ama bir yönden de sevmiyorum. İnsanlar yasak tüm olmalı bence. Bütün insanlar olmalı. Her gün ya da haftalarda çıkmamalı. Çünkü tekrardan oluyor. Bulaşıyor hastalık herkese. Çok güzel buluyor. Tayyip Baba çok güzel yaptı. Keşke biraz daha sıkı yönetim yapsa, gevşetmese çok iyi olur. Yoksa bu hastalık gitmez kuzum. Bak tedbirler çok yaradı. Hasta ölü sayısı az. İyi buluyor. Pandemi sürecinde yerel yönetim aldığı tedbir hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani maske şey yaptılar işte, tecil ediyorlardı. Aslı varsa eczanelerden. Alamadım yani ben kendi maskemi. Çok saçma bir süreç ilerliyor. İşte diğer ülkelere ülkemiz maske gönderiyormuş galiba duyduğum kadarıyla. Ya önce bize bir maske verin de sonra diğer ülkelere verirsiniz. Hiç onu da iyi bulmuyorum. Çok fazla, haddinden fazla daha. Hiç evden çıkamıyor. Evde kal çağrısına uyalım arkadaşlar. Anlıyorum daha iyi. Yani pandemi için doğru kişilere verildiğini veya destek uygulandığını söyleyebilirim ama ne kadar doğru olur bilemem. Çok mükemmel. 10 numara, eğer vatandaşlar bu alınan tedbirlere uyuyorsa 10 numara bir tedbir benim görüşüme göre. Çok güzel. Yani bence çok güzel aldığı tedbirler. Yani şimdiye kadar iyi uyguladılar. Vallahi bence güzel. Hijyen kuralları, mesafe kuralları hepsi de güzel yani. Çok güzel. Çok güzel. Allah işini rast getirsin. Çok güzel. Ha, 3 ay yattık. Yatmadık değil. Yattık ama çok şükür elhamdülillah. Onun da mukavvatını aldık yani. Yattığımızın mukavvatını aldık. Ben geç 65 yaşında değilim ama birçok amcalarımız, babalarımız evet çıkamadılar, dışarı çıkamadılar. Onların da Allah razı olsun. Onlar da uydular. Hükümetimizin şeyine uydular. Kazandık, hep kazandık. İnşallah daha da kazanacak. Bundan sonra da Allah'ın böyle bir belayı başımıza getirmesin inşallah. O da iyi bir şey. O da yani köyler olsun veya şüpheli yerleri, giriş çıkışları önlediler. Güzel bir yönetim yaptılar. Bundan daha iyisi de düşünülmez. Fazla bir ilgilenmedim. Burada değildim çünkü. Yani tedbirler şu an için geçerli ama ileri derecede ne olur bilmiyorum yani. Tam gerçek mi değil mi verilen sonuçlar. Orası biraz faili meçhul duruyor. Sizce alınan tedbirler yeterli mi peki? Bence alınan tedbirler biraz yetersiz. Çünkü gördüğünüz gibi dışarıda bayağı bir insan dolaşıyor yani, hiç salgın yok gibi. Ondan dolayı biraz gereksiz durur. Vallahi yöntemler aslında çok güzel. Gerek hastane olsun, gerek dezenfekte olsun. Hani atıyorum tramvaylara bile maskesiz binilmiyor şu anda. Marketler, ondan sonra bütün toplu yerlere maskesiz girilmiyor. Tedbirler çok iyi. Tedbirlerden memnunuz. Tedbirler güzel. Yani sıkı yönetim var. Tramvaylar falan maskesiz almıyorlar otobüslere. Özellikle yaş şeyleri yapıyorlar. Yani polisler falan sık sık cezalar falan da yazıyorlar. Onun için tedbirler güzel. Ulaşımları kısıtlama için yaptıkları için ondan memnunum. Eldivenler falan o konuda da. Mesafe koymaları o konuda da iyi. Vallahi iyi düşünüyorum da azıcık gevşetti. İyi değil. Azıcık daha sıkı yönetim yapsa iyi olur. Çünkü hastalık bak hepimizde korkuyla yaşıyor. Bence çok iyi bu parti. Devletimize Allah zarar vermesin. Çok güzel çalışıyor. Sağlıkçılara çok teşekkür ederek. Allah razı olsun. Vatandaş da biraz sabırlı olsun.